Arkadaşlar merhabalar ben Özgür Maral. Bugün ayın 8'i. E, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir haftadır video çekemiyoruz. Zaten video çekecek pek de bir piyasada önemli bir gelişme aslında olmadı. Özellikle beni izleyen bir arkadaş varsa o kendisini biliyor ona selam ediyorum. Gece yüzlü. Ve videoya geçiyorum. Arkadaşlar, dolar, altın ve gümüşe yeterli set konuldu. Geçen günkü Naci Abal'ın, Merkez Bankası Başkanı Naci Abal'ın konuşmasından sonra daha uzun bir müddet faiz indirimi beklemiyoruz konuşmasından sonra dolar tekrardan düşüşe geçti. 7 liranın altına gelebilir mi gelemez mi? Şimdi onun bir görüşmeleri var. 6.85'e kadar düşme ihtimali var. Doların bunu beklemek gerekiyor. Şu an itibariyle dolar 7 lira 08 kuruştan işlem görüyor. Gram altın 413 lira. Doların düşüşüyle beraber gram altında da düşüş var. 10 altın bir miktar geriledikten sonra tekrar yukarı doğru çıkma eğilimleri var. Yani fiyatlar Bu şekilde oluşmuş bir durumda. Şuradan grafikten baktığımız zaman arkadaşlar dolar kurunun 7 liranın altına inme çabalarını Görüyoruz. Yani bu Şuradaki Destek seviyesi 7 lira 7 liranın altına gittiği zaman 6.85'i görebilir. Yani bunu bekleyebilmek lazım diye düşünüyorum. Doların ne zaman toparlanacağı ile ilgili de bu e, yakın bir zamanda iki hafta içerisinde Merkez Bankası döviz alım ihaleleri açacağını söyledi. Belki bu dövizleri toplamaya başlayınca bir miktar yukarı doğru tekrardan ataklar yapabilir. Doları söndürdüler arkadaşlar. Doların ışığını maalesef söndürdüler. Elinde dolar olan arkadaşlar bir müddet beklemek durumunda kalacak. Naci Abal'ın deyimine göre bu uzun bir müddet sürecek faiz artırımıyla beraber yurt dışındaki paraların, dolarların Türkiye'ye gelmesi sağlandı ve halen bu girişler devam ediyor. Ee, kimisi işte tahvillere, devlet tahvillerine döviz bozdurarak girip, kimisi faizle e, bu dolarları satıp doların kurulunun düşmesine vesile oluyor. Dolarda çözülme bekleniyor. Yani bunun için bu işler yapılıyor. Aynı zamanda Merkez Bankası da rezervlerini düşük kurdan döviz toplayarak tekrar doldurmayı hedefliyor. Şu anki tek politika bu arkadaşlar. Ayrıca anayasanın değişimi, reformlar, yabancılara karşı o göz kırpışlar, daha çok sermayenin gelmesi için yapılan bir takım çabalar da var. Yani dolar 7 liranın altına gidecekmiş gibi şu anlık gözüküyor. Tutunmaya çalışıyor 7 lira seviyesinde ama doların bu kadar düşük olması da ihracatçılardan yüksek sesler çıkıyor. Yani ihracatçılar doların bu kadar düşük kurda olmasından çok memnuniyetsiz. Ege İhracatçılar Birliği sesini yükseltti. Dolar'da bizim kırmızı çizgimiz 7.35 dediler. Bakalım bunlar dikkate alınacak mı? Ama Merkez Bankası'nda Şahin tutumu, tutuşu durumu devam etmekte. Yani sıkılaşma ve bu şekilde e, doların bu şekilde faizle tutulması e, arkadaşlar şu anda e, tekrar yeni bir doların çıkış yapmasına izin vermiyor. Onsaltına baktığımız zaman ise arkadaşlar şöyle bakıyoruz onsaltın. Onsaltın tabii ki bu bir yükseliş trendi vardı. Onun aşağı bir kırdı şuradan bir kanal çizmiştik. Bu kanalı kırdı. 1860 seviyelerinden aşağılara gitti. Çamuk butuna göre günlükte aşağı doğru düşüş sinyali verilmiş bir durumda. Şu an toparlanmaya çalışıyor. Tekrar toparlanmaya çalışıyor ama ons altın buralarda seyrediyor. Gümüşle beraber. Gümüşte bir, bir miktar çıkış yapmıştı biliyorsunuz. Değerli emtiyalarda bir hareketlenme yok. Bitcoin cephesinde çıkış devam ediyor. Bu Bitcoin Maalesef arkadaşlar elinde e, doları ve altın olanlara oldukça fazla etkilemiş gözüküyor. Çünkü yatırımcılar yani bitcoin ve bu kripto paralara girmiş vaziyette burada rally yaptırıyorlar. Ve burada kartlarını alıp e, daha da bitcoin ve altcoin'lerin çıkışını sağlamaya çalışıyorlar. Bitcoin ve kripto paralarla işlem yapanlar arkadaşlar aşağıda bitlo referans linkini arkadaşlar e, takip edebilirler. Oradan kripto para almak isteyebilirler. Şu an İçomoku bulutuna göre çıkış trendi içerisinde gözüküyor. Yakın bir zamanda 40 bini belki geçebilir. 32 bin lira, 30 bin lira, 30 bin lira kadar düşmüştü. Daha da düşebilir diye derken bu Musk elonun açıklamaları e, kendi Twitter sayfasındaki Bitcoin işte e, sembolünü paylaşması, Bitcoin paylaşımları Elon Musk'ın tekrar kripto paralara bir güç kattı. 1 milyar dolarlık bir kripto para aldığını e, biliyoruz Elon Musk'ın. Bu şekilde kripto paralara ilgi her geçen gün artıyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar IQ Option'da çalışıyorum. IQ Option'da işlemler yapıyorum. Bir önceki videoyu izlediniz. IQ Option e, bir ara açı, açılamıyordu tekrar. Yani linki kırılmıştı. Yeni bir link sağlandı. Yeni bir e, domain alındı. Aşağıda ona da erişebilirsiniz. IQ Option'la ilgilenen arkadaşlar aşağıda onun da linkini bırakıyor olacağım arkadaşlar. Yani dolar ve altında arkadaşlar ve gümüşte henüz daha bir rally gelişimi yok. E, yani dolarda şöyle 4 saatliğe baktığımız zaman Mehdi alış yönüne doğru gitmeye çalışıyor ama yani Merkez Bankası'nın bu şahin tutumuyla beraber bu dolar her zamanki gibi bir baskı altında, faiz baskısı altında bunu hepimiz biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın faiz indirimi gerekli olduğu veya faize karşı çıktığı ile ilgili tutumlardan sonra Merkez Bankası açık bir mektup gönderdi saraya ve bu faiz faiz olayının uzun bir süre devam etmesi gerekli olduğunu rakamsal verilerle açıkladı izah etti. Bu da dolar üzerinde her zamanki gibi baskıyı arttırdı ve artırıyor arkadaşlar. ne zaman dolar tekrar çıkışa geçebilir? Dolar faizlerin makul seviyelere çekilmesiyle belki yukarı doğru bir ataklar yapabilir veyahut da işte bu marttaki Amerika'daki bu e, yaptırım müeyidelerin tekrar görüşülmesi, konuşulması, karşı karşıya gelinmesi gibi durumlarla ilgili Çatışmalarda belki dolar da tekrar bir hareketlenme görebiliriz. Merkez Bankası Naci Ağbal Bey'in faizi uzun süre daha biz gündemde tutacağız demesi önemli bir açıklama. Ancak biz çok gördük ki açıklamalar yani yapılır, bir ay iki ay bu böyle sürer, üç ay sürer ama üçüncü ayda yine belki başkan değişir, cumhurbaşkanıyla da çatışabilir, sarayla da çatışabilir, fikirler gidebilir, her şey olabilir Türkiye'de ama şu an dolar kuru dediğimiz seviyelerde ben 7.30'da 7.80 arasında tutulmaya çalışılacak derken hiç 7'nin altını konuşmamıştım. 7'nin altı 6.85, 6.90 seviyelerine getirilebilir ama daha da aşağı herhalde olmaz. Çünkü ihracatçılar kan ağlıyor. Hiç kimse faiz bu kadar yüksek yüksekken bir işletme açmak, bir fabrika döndürmek istemez. Yani hiçbir risk ol hiçbir riski olmayan paraya yatırır ve parasını alır. Bu da ee, ekonominin dönmemesini sağlayacak e, işsizliğin artmasını sağlayacaktır faizlerin yüksek olması hiçbir anlamda iyi aslında getiriler sunmuyor dolar cephesi böyle arkadaşlar gram altından önce e, şöyle bir ons altına bakalım ons altında bir miktar iniş olmuştu görüyorsunuz arkadaşlar bu 1785'li seviyelere kadar düşmüştü tekrar şu an bir toparlama eğiliminde ve tekrardan bir 50 günlük ortalamasına 20 günlük ortalamasını geçip 50 günlük ortalamasına doğru yaklaşmaya çalışıyor 4 saatlikte. Sto, RSI ve diğer Vortex hariç göstergeler yukarı doğru çıkışı bize gösteriyor. 16. cephesinde pek fazla bir sıkıntı yok ama bu gram altın yerine resmen çakıldı. Yani bu kadar da olmaz. Pes diyoruz. 4 saatlikte şu an alış gösteriyor. Yani önümüzdeki birkaç zaman belki bir gün veya yarın bu akşama doğru bir çıkış gözlemleyebiliriz. Göstergeler 4 saatlikte bunu gösteriyor. Göstergeler bunun için var. Bu indikatörler bunun için var arkadaşlar. Bir çıkış seyri içerisinde olduğu gözüküyor gram altının. Ons altına da bağlı olarak tabi bu çıkışı devam ettiriyor ama bu 430'lardan falan geldi düştü. Çok yüksek rakamlardan düştü 500'lerden. Bakın ta hedefler nerelerde kaldı görüyorsunuz. Ta 540'lardan geldi 100 lira neredeyse 100 liradan 130 lira bir aşağı doğru iniş oldu. Artık bu beklenecek yani altın kendini bulması için belki bir işte Mart, Nisan aylarını belki bahar aylarını tekrar görmemiz gerekebilir diye düşünüyorum. Yani yerlerinde çakılı, insanın sinirini bozan, hakikaten ruhsal dengesini bozan yatırımcısı için bir emtia oldu bunlar. Elinde bekletecek başka bunun çaresi yok. Ya zarardan satıp çıkacak ya da elinde bekletecek bunun başka bir çaresi ve yolu yokmuş gibi gözüküyor. Arkadaşlar gram altın. Gümüş. Gümüş onsu geçen hafta bir atak yaptı. Oldukça iyi yerlere gelmişti. 27 dolarlar daha önce Şubat'ta ta 30 dolarlara gelmişti. Altına göre bir miktar daha iyi bir pozisyonda gözüküyor ama yeterli mi? Değil. Hani yatırımcısına bir şeyler kazandırabilecek bir pozisyonda mı? Hayır diye gram gümüş bakıyoruz. O da keza öyle. 4 saatlikte alım gösteriyor Mehdi. Ala geçmiş. Ama henüz daha işte 6 lira seviyelerinde bir 7 lira, 8 lira için henüz çok erken. Bu atakları rallileri ne zaman yapacak bilmiyoruz. Bakıp görüp konuşacağız bunları daha sonra ama şu an hakikaten bazen diyorlar işte video altı yorumlar yapıyorsunuz Sen bize moral vermek istedin, ver, moral vermek istiyorsun ama yani olmuyor. Yani olmuyorsa yapacak bir şey yok. Beklenecek, bunun indiği gibi çıktığı da zamanları bizler göreceğiz umarım diye e, düşünüyorum. Sabreden için yani yükseklerden almış bile olsa e, kar edebileceği bir seviyeler, zamanlar gelecek diye düşünüyorum. Şu an yani e, iki şey çok etkiledi emtiyaları. Bana göre biri aşı, aşının bulunması. İkincisi de bu faiz. Faiz kararları ve yurt içine giren paralar şu an para faize akıyor. faiz sarmalı içerisinde geçiyor. bu fırtınanın dinmesini bekliyor. Bu değerli emtiyalarda görelim bakalım ne olacak arkadaşlar. Bakıyoruz işte dolar şu anlarda hafif bir çıkış meyilinde. 7-8-7-9 seviyelerinde 7'nin altına acaba basacaklar mı bunu yoksa bu seviyede ihracatçıları dinleyip tekrar kırmızı çizgimiz dediği ihracatçıların ege ihracatçılarının 7.35 seviyelerine tekrar getirecekler mi bekleyip bunu göreceğiz yani e, keyfi ve tadı olmayan bir e, yapı izliyoruz yerinden bilim kımıldamayan ama yavaş yavaş aşağı inen bir kar topu gibi e, gidiyor pek şu an için aydınlık gözükmüyor merkez bankası başkanı Naci Ağbal bey'in açıklamalarından sonra uzun bir müddet faiz indirimini düşünmüyoruz şeklindeki açıklamalarından sonra ama burası Türkiye her gün yeni bir açıklama yapılabilir her gün politika değişebilir her gün yeni şartlar oluşabilir bekleyip göreceğiz yani gün altının, gümüşün veya doların zamanı değil. Ha insanın şu an parası olsa alım bir fırsatı olabilir mi şu anlarda? Yani gram gümüş bana göre hani gram gümüş de olsun, altın da olsun, gram altın da olsun bana göre tam yerinde seviyesinde yatırım tavsiyesi olmadan alış yapılabilir. Önümüzdeki bir seneye kadar yani bu %50 prim yaptıracak en az rakamlara döndü açıkçası diye düşünüyorum arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi tabii ki değil. Morali bozuk bir piyasa var. Sadece kripto paraların hareketlendiği bir piyasa var. Bu kripto paralar bir de kripto paraların yükselişi etkiledi bu emtiaların durumunu. 4 saatlikte saat vermiş gerçi ama 39 bin seviyede tekrar 40 bin seviyelere yaklaştı. Bu vesileyle arkadaşlar hepinize sevgi saygı sunuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Daha olumlu, daha güzel haberler vermek üzere. Hoşçakalın.